Evet arkadaşlar, ekrana şu şekilde bir çıktı oluşturalım. Ve bu çıktıyı iç içe looplu olacağım. Yani bir printin içerisinde bir yıldız olacak. Daha doğrusu iki metotla oluşturalım. İki metot arasındaki farkı da göstereyim. İkinci metot iç içe ifle, birinci metot tek ifle olsun. Hemen hızlıca yaparak, programı çalıştırarak görelim. Deklarasyon yapıyorum. Bir variable tanımlayacağım. İyi. Burada bir k'ya ihtiyacım olacak. Onu da yaptım. For çevirimi yapıyorum bir tane. For çevirimi variable'ımız iyi olsun. Birden başlasın. 5'e kadar gitsin ve 1 1 artsın. Okay. Buraya geldiğimde de bir output yazalım. Output'un içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 yıldız. Soruyu değiştirelim. Bunu bitirdikten sonra soruyu. Bu şekilde yapınca şu metot oluşur. Run edelim. Oluştuğunu gördük şimdi. Çalıştı. Aşama aşama çalıştı. Bir aşama bir aşama. Birinci satır. Tek yazacak. Yazdı. İkinci satır. Üçüncü satır yazdı. Dördüncü satır. Beşinci satır. Şimdi soruyu şöyle değiştirelim. 5'e 5 bu gördüğünüz gibi. 5'e 5 kare yıldız koydu. N'e N olsun. Yani sayısını programdan okutalım biz. O zaman ne olacak? Bununla yapamam. Çünkü kaç tane koyacağını bilmiyorum şuraya. 5 tane yıldız olabilir, 6 yıldız olabilir, 3 yıldız olabilir. Dolayısıyla şuraya bir n variable'ı tanımlayayım. N. Buradaki n'den kastımız sayı. Kaç kez oldu? Bu n'i klavyeden okutalım şuradan. Input. N diyelim. N'i okusun. N'i okuyun gibi bir mesaj verdirebilirdik öncesinde. Şurada n'e kadar gitsin. Evet, şimdi benim bu şekli, yani n'i 7 verirsem mesela yan yana 7 yıldız yazacak ve 7 sıra olacak. N'i 3 verirsem yan yana 3 yıldız yazacak ve 3 sıra olacak. Şimdi şunu kaldırıyorum. Bunun yerine buraya bir for çevirimi daha koyuyorum. Şimdi şu for çevirimi, bu da birden n'e kadar gidecek. Değişkeni bunun da k olsun. Birden başlasın, n'e kadar gitsin ve 1 1 artsın. İlk defa bu şekilde bir n kullanıyoruz. Yani bir sayıyı gireceğiz klavyeden. Sayı kadar dönecek. N 7 ise 7 kez dönecek. Her ikisi içinde geçer. Her iki for içinde geçer. Birinci forumuz buraya geldiğinde bir output yapacak. Bu output'ta bir yıldız koyacak ekran. Daha sonra new line diyor. Geçmeyecek new line'a. Burada kalacak. Neden? Çünkü her döndüğünde yan yana şu yıldızları sıralayacak. Kaç defa dönerse. 7 defa dönerse yan yana 7 yıldız koyması gerekiyor. Yan yana yıldızları koyduktan sonra buradan çıkıp diğer fora gidecek ve bu fora tekrar girecek. Buradan çıkıp bu fora giderkense alt satıra geçmesi gerekir ki şöyle büyüteyim az. Alt satıra geçmesi gerekir ki bir sonrakini alt sıraya yazsın. Yoksa bunu burada bu şekilde bırakırsam hepsini yan yana yazar geçer. Hatta run edip de bakalım görelim o şekilde. Run ettik ve bizden sayıyı sordu. 7 diyelim. Bakın 7 çarpı 7 49 tane yıldızı yan yana koydu buraya. Saymayacağım ama öyle. O yüzden şuraya geldiğinde yani birinci fordan çıktığında ben bir tane output koyacağım. Boş bir output koyacağım buraya. Tek amacım bu output'un bunu alt satıra geçirmesi. Yani bu bir tur yazacak. 7 ise en 7 kez 7 yıldızı koyacak. 7 yıldızdan sonra alt satıra gelecek. Bir sonraki tura gidecek. 7 kere bir de olacak. Bunu aşama aşama özellikle N'i 7 yapmadan daha küçük bir kademede aşama aşama da size göstereceğim. O şekilde daha da iyi anlaşılırdır. Şu ekranda göreceğiz yani teker teker değişimleri. İ'nin ve K'nın değişimleri. Şimdi bunu bu şekilde bir run edelim. Şunu da şöyle yavaşlatayım. Slow run edelim. Şimdi run diyelim. Bizden değer istedi. Geldi istedi. Biz bunu 6 verelim. 6 verelim. O 6'ya göre dönsün. İzleyelim. Bakın yıldızı koydu. Döndü. Geldi yıldızı koydu. Döndü. Yıldızı koydu. Şuradaki dönüşü görüyor musunuz? Bakın burada dönüyor olay. Olay şurada dönüyor. 6 kez koyunca bitecek. Bitti 6'a geldi. 6'a gelince bu 6'a geçirdi. Şuradayım 6'a geçirdi. Bir sonraki tura geldi. Bir sonraki turda bu sefer yine 6 tane yıldız koyacak. Dönüyor bakın. Altıncı döndü bitti çıktı. Çıkınca alt satıra geçirdi. Alt satıra geçirdikten sonra bir daha aynı şey yapacak.
Hızlandırayım. Evet. Ben burada 9'a 9 deseydim ve 9 def olacak. Şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şu yavaşlattığım kısmı, şu size gösterdiğim 6'ya 6 kısmı, şimdi 7'ye 7'yi de yapayım. Siz burayı kendiniz yapıp denemeniz lazım. Bir bir görmeniz lazım bunu algılayabilmek için. Burada durum şöyle oluyor arkadaşlar. Burada geliyor i1. i1 iken k başlıyor 1'den n'e kadar. K1'den n'e kadar dönüyor. Bu sırada i1 hala. Ben buraya yaz desem şuraya, i'yi yaz desem i hep 1 yazar. I hep 1. I hiç değişmiyor bakın. I hep 1. K ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değişiyor. Hatta şuraya yıldız yerine K'yı yazdırayım bakın. K yazdırayım. K'nın değişimlerini de görmüş olun. K diyelim. Yanına da bir boşluk yapsın. And boşluk. Bir K ve boşluk verdirelim oraya. Ve bunu yazdıralım bakın şimdi tekrar. N'i istiyor bizden. N'i 5 verelim bu defa. Şimdi K'yı yazdı. 1, 2, 3, 4, 5. Döndü geldi. İyi bir K'yı yazacak. Gördün, görüyor musunuz? K hep 1, 2, 3, 4, 5 dönüyor. Ve 5 sefer yazdı bunu. 6 deseydim 6'ya kadar yazardı her seferinde. Burada tabii siz i'yi de izleyebilirdik şurada biz. Şurada mesela i'yi yaz deseydim şurada. Bakın ne yazacaktı. Birinci turda burası dönerken her defasında 1 yazacaktı. İkinci turda her defasında 2 yazacaktı. Üçüncü turda 3 yazacaktı. Deneyip görelim onu da. Bu kez 7'ye kadar vereyim. 7'ye kadar yazsın bakalım. 1, 1, 1, 1. 7 tane 1 yazdı. Çünkü K 7'ye kadar döndü. Yukarıya çıktı. İ2 oldu. İ2 olunca şimdi i'leri yazıyor bakın. Bu şekilde i'leri yazdırarak, k'ları yazdırarak olayın gidişini çok daha iyi görürsünüz. Evet, çalıştı ve sonuçta çıktı. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu iç içe for'lar. Nested for diyoruz bunlara. İç içe for. Önemli bir konu. Çok kullanılır, aktiftir. İç içe if'lerde olduğu gibi iç içe for'lar da çok kullanılır. For'un içinde yani bir loop'un içerisinde farklı bir loop kullanılabilir. Bunların içerisinde if kullanılabilir. Daha önceki örneklerde göstermiştim if kullan. Sanırım bugün için yeter. Bir sonrakinde buna benzer bir örnek daha yapacağım. İç içe bir for örneği daha yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size kolay gelsin.